Herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Yeni bir Galatasaray videosuyla daha karşınızdayız. Yakup Çınar YouTube kanalında Galatasaray'da yine sıcak gelişmeler var. Süper Lig'in 34. haftasında sarı kırmızılı takım artık düşmesine kesin gözüyle bakılan Altay'la deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray bugün İzmir'e gitti. Hala 11 değil. Kadroda Taylan Antalyalı gribal enfeksiyon nedeniyle yer almıyor. Morutan ve Barış Alper Yılmaz diye yine kadroda olmayan ve Dominik Torrent'in özellikle eleştirildiği noktalardan bir tanesi bu iki genç oyuncuya Galatasaray 5,5-6 milyon euro yatırım yapmıştı. Neden kadroda değil Galatasaray taraftarı bunu soruyor. Açıkçası idman performanslarının çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Barış Alper Yılmaz tam tersi aslında idmanlarda da iyi performans gösteriyordu ama e, açıkçası tam nedenini bilmiyorum Barış Elber konusunun ama Morutan kendini salmış durumda arkadaşlar. Geçen gün zaten Dominik Torrent de bahsetmişti. Oyuncu Romence dışında dil bilmiyor ama onun için Galatasaray Kulübü özel bir tercüman getirdi. Galatasaray ile birlikte idmana çıkıyor. Galatasaray'ın her yerinde e, ona rağmen Morutan'ın açıkçası ben isteksiz olduğunu düşünüyorum. Formayı kaybettikten sonra küstü ve bir daha kazanmak için elinden geleni yapmadı ki Gaziantep maçında deplasmanda 11'de başlamıştı ve çok kötü bir performans sergilemişti Nitekim Galatasaray'da o karşılaşmada kaybetmişti yine özel istihbaratlar var onları da paylaşacağım ama 6 ay maçında Galatasaray nasıl bir oyun planıyla sahada olacak nasıl bir 11 olacak onu da anlatmaya çalışacağım biliyorsunuz Mustafa Muhammed geri döndü sakatlığı tamamen geçti. Ben özellikle Dominik Torrent'in Beşli savunma oynayan Altay karşısında Çift forvetle hatta Halil'i böyle Forvet arkasında gibi oynatmasını bekliyorum Dikine gitmesini bekliyorum Galatasaray'ın bu maçta dikine hücumlar Yapmasını bekliyorum Son yeni Malatya Spor maçında özellikle Kanatlardan etkili olmaya çalışmıştı Babel ve Kerem'le bu kez Tam tersine ortadan Altay savunmasını Delmeye çalışacak bunun içinde. 5'li savunmaya karşı daha fazla hücum oyuncusuyla oynamanız gerekiyor. O yüzden 11 belli değil ama ben Mustafa Muhammed'le birlikte Halil Dervişoğlu'nun da 11'de olmasını bekliyorum açıkçası ki Halil'in de biliyorsunuz son haftalarda yükselen bir formu vardı. Yeni Malatyaspor maçında da mükemmel oynadı, harika bir kafa vuruşu yaptı güzel bir gol atmıştı açıkçası. Maçtan sonra da sohbet etme şansım olmuştu. Oldukça morali yerinde sezon sonu onunla ilgili neler olacak herkes merak ediyor. Süper Lig'deki bütün büyük takımlar kendisini istiyor. Onun dışında Avrupa'dan da çok ciddi teklifler var. Bundan sonraki haftalarda Galatasaray başkanlık seçimi denetleştikten sonra Halil konusunda nasıl bir refleks gösterecek sarı-kırmızılı takım bilmiyoruz ama ben şunu söyleyeyim Halil Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor Galatasarayı çok seviyor bu sezon e, tam istenilen bölgede oynatılmadı. Özellikle Dominik Torrent bence kendisine çok fazla şans vermedi ama son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor. Şimdi kalede yine olacak. Sağ bekte Omar oynayacak. nelson Marka ikilisi savunmada değişilmez. Sol tarafta Patrick Fanan oldu. Taylan Antalyalı bu maçta yok. O yüzden 6 numara bölgesinde Pulgar oynayacak. Pulgar'ın hemen önünde Berkan Kutlu oynayacak. Berkan Kutlu'nun da önünde Mustafa ile arasında ben Halil Dervişoğlu'nun oynamasını bekliyorum. Ee, sağ tarafta yine Babel oynayacak. Sol tarafta e, Kerem Aktürkoğlu. İleride de Mustafa Muhammed 11'ini göreceğiz. Ee, hani 4-2-3-1'den ziyade 4-1-4-1 gibi Galatasaray olacak. Halil Dervişoğlu dediğim gibi Mustafa Muhammed'e biraz daha yakın olmasını bekliyoruz. 11 belli değil. Yarına e, maçtan böyle birkaç saat önce... Belli oluyor Dominik Torrent geldikten sonra Galatasaray'da durumlar bu şekilde istihbarat vereceğim demiştim şunu söyleyeyim bir iki gün önce Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi ki seçim kararı almasına rağmen futbolcuların Şubat ayı maaşlarını da hesaplarına yatırdı şu anda o konuda bir sıkıntı yok hani hiç görevi bırakmayacaklarmış gibi çalışmaya devam ediyor Burak Elmas yönetimi bu yüzden ben de bu yönetimi gerçekten tebrik ediyorum bunu herkes söylüyor. Burak Elmas yönetimi özellikle o ibrasızlıktan sonra duruşuyla, tavrıyla gerçekten o koltuğa yakışır bir şekilde davranıyor ki hani bundan sonra Galatasaray'da idari ibrasızlık diye bir şey söz konusu olmayacak. Son kurbanı muhtemelen Burak Elmas ve yönetimi olduğunu söyleyelim. 30 Nisan'da seçim var. Bugün 23 Nisan'da biliyorsunuz. Buradan bütün çocukların da 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramı'nı da kutlayalım. Ee, şunu söyleyeyim hani bugün çoğunluk toplansaydı bugün seçim yapılacaktı ama zaten olmayacağını biliyorduk. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı yardımcısı ve e, seçime katılacak Eşref Amamcıoğlu ve Metin Öztürk'ten ekipler bugün Galatasaray Lisesi'ne gittiler. Çoğunluk sağlanamadığı için de dağıldılar. 30 Nisan'da seçim var. Eşref Amamcıoğlu ve Metin Öztürk bu seçimde yarışıyor. Özellikle Metin Öztürk'ün vaatleri dikkat çekici ama ben 5 yıllığına göreve geliyorum diyor. Sadece bu seçimde seçilecek aday sadece 2 yıl devam edecek. Sonraki seçimi de e, hani bu seçimde en azından vaat ettiklerini gerçekleştirerek e, sonraki 3 yılda da seçileceğini söylüyor. Açıkçası Galatasaray'da şunu söyleyeyim. Sportif başarı varsa yönetimler başarılı sayılıyor. Mevcut Galatasaray yönetiminin ibra olmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi sportif başarısızlık. Galatasaray'ın 12. 13. sıralarda yer alması Futbol takımından taraftarın çok memnun olmaması. Tabii ki verilen vaatler, verilen sözler tutulmadı ama en önemli etkenin bu olduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Eşref Hamamcıoğlu tarafı şu anda çok fazla konuşmuyor. Sessizliğini koruyor. Ee, onlar da e, hani küçüleceğiz demiyorlar. O açıklaması özellikle eleştirilmişti Eşref amamcıoğlunun Daha önceki e, seçim propagandasında yapmıştı bunu. Ama... Hani e, ekibi biraz daha Metin Öztürk'ün ekibine göre zayıf diyebiliriz. Bunu e, açık ve net bir şekilde söyleyelim ki bu iki başkan adayı Dominik Torrent'le devam edecek mi etmeyecek mi? Metin Öztürk kesin olarak devam etmeyeceğini söylüyor. Ama Eşref Amamcıoğlu biraz e, tereddütlü diyelim hani önümüzdeki haftalarda performansına bakacağız maliyetine bakacağız ona göre karar vereceğiz diyor ama ben de çok devam edeceğini söylemiyorum. Eşref Amamcıoğlu yabancı Alman bir teknik direktörle çalışmayı düşünüyor. Metin Öztürk'ün de bir numaralı teknik direktör adayı Okan Buruk arkadaşlar. Onu söyleyelim. E, Nuri Şahin ismi gündeme gelmişti. İlk kez yeni açıktaki e, Cimbom Manşet programında Mehmet Özcan'la yaptığımız programda biz gündeme getirmiştik. Biz o bilgiyi sizlerle paylaşmıştık. Şunu söyleyeyim Galatasaray eğer isterse Nuri Şahin Galatasaray'a gelmeye hazır ki sözleşmesinde öyle bir madde de olduğu söyleniyor. Hatta Nuri Şahin'e yakın isimler de şu anki başkan adaylarıyla görüşmeye çalışıyor. O bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Son videoda belirtmiştim. Burada da söyleyeyim. Eğer Burak Elmas yönetimi devam etseydi Feguli Galatasaray Galatasaray'la yeni sözleşme imzalayacaktı. Her konuda anlaşma sağlanmıştı. Ama gelecek yönetimlerden e, Metin Öztürk zaten Arda Turan, Babel ve Feguli ile sözleşme uzatmayacağını söylemişti. Eşref Hamamcıoğlu'nun yaklaşımı farklı olabilir. Orada Cenk Ergün faktörü var. Feguli'nin transfer olduğu dönemde Cenk Ergün Galatasaray Kulübü'nde çalışıyordu. Belki bir ihtimal e, Feguli Cenk Ergün gelirse, Eşref Hamamcıoğlu seçilirse kalabilir. Onun dışında şunu da söyleyeyim. Burak Elmas yönetimi devam etseydi Burak Yılmaz da yeni sezonda Galatasaray forması giyecekti. Onu da belirtelim. Galatasaray'daki gelişmeler bu şekilde. 11'e aktardım. 6 ay maçıyla ilgili de şunu söyleyeyim. Evet düşme potasındalar. Çok zor bir mücadele olacağını sanmıyorum. Galatasaray'da formda oyuncular var. Galatasaray'ın biraz zorlansa da Altay'ı deplasmanda kazanacağını, mağlup edeceğini düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, olumlu ya da olumsuz görüşlerinizi belirtirseniz mutlu olurum. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.